görev yaparken Sultan Ahmet'te artık askere gitmeniz gerekecek değil mi? Böyle mi oluyor? Ne oldu? Ne, nereye gidiyorsunuz askere? Kaç yıl? İki yıl muhtemelen o dönem. Azat ediyorum. Hı -hı. Piyade okuluna gidiyorum. Altı ay orada kalıyorum. Tuzla piyade okuluna. Evet. Mesela orada da maceramız var. Dinlemek istedim. Yedek subay, 89. dönem yedek subayıyız. Orada yarbay vardı. Bedri Buluş, Allah rahmet eylesin. Yaz, kış... Mont giymezdi bir de parka girmezdi falan. Spor şeyle. Ben dedi sizi enseninde tutar, sallarım ama kimseye boğdurtmam. İlahiyatçı İslam Resulü önceleri kim var? Cuma günü gelsinler bana. Gitsinler İstanbul'da vazesinler. etsinler. Burada cami yapacağız. Camiye demir, çimento, para toplasınlar. Böyle bir adam. Çok iyi. Allah rahmet eylesin. Amin. Ben dedim dinlemiş anlamazdım dedi. Ben dedi istikam subayıydım. Doğu'da bir yatır dediler bana tamir et. Etti. Ettim adam ruhama girdi beni. Beni pöngülü bu hale getirdi. Sesini tuzla tuz okulu. 6 ay orada kalıyorsun. Sonra kura çektik. Malkara çıktı. Ulan bu herhalde Ankara'dır da yanlış <laughs> olmuşum. Mesela Malkara geç hocam. <laughs> Gittim Malkara'ya. Orada bir buçuk sene geçti. 6 ayım temel. Mart'ta ben temel oldum. Eylül'de teriz olsa. Harbiyeliler ne zaman temin oluyor? Ağustos'ta. Ben ondan beş ay kıdemliyim. Bana tekmül vermesi lazım. Ama harbiyeli tekmül vermeye gelmiyor. Niye? Yüksek İslam Enstitüsü olduğunuz için mi? E, tabii yedek subay, şey, yedek subay, temin olduğum için. Ve ondan sonra kaldırdılar yedek subaylı. Temelli, temel yakışıklı adam mı? Yıldız. <laughs> ondan sonra askerlik bitince Bitince döndün geldim. E, görev ne oldu bu arada? Görev Başım. vaizlik bitti mi yoksa bekliyor Bitmişti, mu? Bitmişti istifa ettim orada. oraya aldım. başka ne bilmiyorum ne oldu. Bu sefer kafama koydum. Ha, o sıralarda teris olduğum zaman da 1969 seçimleri var. Evet. Ben de boştayım. Arkadaşlar kararlaştırdık. Profesör Osman Turan Trabzon'dan MHP listesinden bağımsız olacak. Onu desteklemeye gidiyoruz. Onun başı üniversite mezunu. Çok devam alacak. gittik Trabzon'a. Gidiyoruz, ofta konuşuyoruz. iyi intiba bırakıyoruz. Hoca Allah rahmet eylesin. Yemek verdiriyor bize. Emperyal lokantası mı? Bir lokantası ne dedi bize? Çocuklar dedi. Ben kazanamayacağımı biliyorum. Ama sizin gibi gençleri tanıdığım için dünyanın en bahtiyar insanıyım. Milletvekili daha kıymetli benim şimdi dedi. Kazanamadım. Evet. Sonra yazar olmama sebep de odur. Öyle mi? Yeni dedi gazetesi çıkacağı zaman Hasan Aksay. O Hasan Aksay kimse ne adam olduğunu bilmiyor. Büyük fedakarlıklar yapan adamdır. Selametköy'ü kazandıran ...Milli Gazete Yeni Ata adam'ın başı adasında... ...babasından kalma Fıstık şeylerinin... ...paraları gazeteye yatıran adamdır. Neyse. Osman Turan diyor ki bir gazete çıkarıyoruz. Bize yazı yazar mısın? Hı -hı. Osman Duran ki ben yaşlandım dedi. Ben size benim yerimi... ...tutacak birini tavsiye edeyim. İsmi Sadık Alvera Ve geldim Yeni Demir'e yazarlığa başladım. Evet. Şimdi daha sonra nasıl oldu askerden döndüm geldim o seçimlerde bitti mi bitti hı hı. ama şimdi görev almanız da lazım bir Heh. taraftan görev almanız lazım bir yerde. tamam de. işte o şey bitti görev olacak çoğu arkadaşlar yani o zaman şeyde müsait benim adımla laf edeyim git diyor Anadolu'da müftü ol git vaiz ol hı, hı ben onu istemiyorum İstanbul'da mı kalmak istiyorsun? Nerede kalmak istiyor? Öğrendim. Şer'i siciller diye. Bir yer var. İstanbul Müftülüğü'nde? Uzman kadro. Oraya tahil. Onu da şey yapan Allah rahmet eylesin. Geçen aylarda vefat eden Lüsfü Doğan Hoca. Cansiyel reis vekili. Bir de yardımcıları var. Yaşar Tunakür diye bir adam. da çeşitli şeyler var ama İngiliz sipahişi bu siyah bilmem ne diye yapıyorlar mı? Çok akıllı bir adamdı. İyi Arapça bilirdi. Ee, İslam'da Sosyal Adalet Seyit Kutlu kitabında tercüme eden adam oldu. Yayın evi sahipleri de şey değillerdi. Neyse. Bu adam bana dedi. Ne dedi? Ne yapacaksın dedi. İstanbul'da dedi. Git dedi Anadolu'da dedi. Bir Martı Bakun'da müdür ol dedi. Veyahut da müftü ol. Bir vaaz et. Bir konuş dedi. Olursun milletvekili meşhur olur. <laughs> Ay ben dedim gün bir çalışma yapmak istiyorum İstanbul'da kalmak. Kovdu beni adam. Bu sefer gittim dedi Doğan Hocayla Hoca ile konuştum Allah rahmet eylesin. Dedi Sadık dedi bir istihara yapa. Tamam dedim ben. O zaman rahmetli abim Ankara Kayaş mı ne var kalasın orada. Gittim orada kaldım. Dervişin fikri neyse zikri o ya. <laughs> gittim sabahleyin basamaklardan çıkarken ben de arkasından lüfe... çıktım. Sadık Hoca ne yaptın? Dedim hocam rüyada dedim kağıt kalem gördüm dedim, dedim. Beyaz elbiseler gördüm dedim. dedim. Bana... Bu hayırlı olacak. Gerçekten görmüş müydünüz? <laughs> Hayır terbişi fikri neyse zikri de odur yani. <laughs> Anladın mı? <laughs> Niye Yakup Üstün vardı gel dedi bak dedi. Bunu çahilini yapın dedi bana. Geldim şerif sicillere. Bir hengamedir baktım. Hay O şeyde var resmi bu o şeyin. Evet. Kitapları kurutuyorum bilmem yapıyorum. O çift kapaklarını yakıyorlardı sobayı yakmak için. Özür dilerim. Neden? Yani şer'i sicilleri... Şimdi... Mülgadır. Bunlar korkunç. Bunlara kimse dokunamıyor. Sıkıntı. Ya ne tutarsan şey çıkıyor. Zulüm, işkence, baskı, ulema, ilmiye, bu meşat, şeriat bilmem ne bu. Hayır, sizi buna yönlendiren ne oldu? Onu merak ediyorum. E, babamdan, geçmişimden, dedemden kalma şey. Anladın mı? Babam o kitapları okuyor, bilmem ne yapıyor. Bu dine zulmetmişler, bilmem ne yapmışlar. E bu zulme uğrayanların hayatını yazmak boynumun borcu. Evet. Bir arşiv göstereyim mi? Pek çok arşiv var göstereceğiz ama mesela bunu canlı göstermek istiyorum böyle. Hani dededen dediniz ya. Şimdi bu. Evet. Ee, şuradan bakıp okuyamıyorum ama siz anlatabilirsiniz. Dedenizden babanıza kalan bir el yazması Kur'an-ı Kerim değil mi şu? Şu belge. Dedemin babasından işte yani. Uzaktan bilemiyoruz geçmiş. Evet. Ama evet. bu Süleymaniye Şifa yurdundan hastanesinden kitap hastanesinin dediklerine göre 17. asırda yazılmış bu e, tercüme edilen el yazması Kur'an-ı Kerim. Evet. Peki şimdi dediniz ki ben e, buraya geleceğim ve buradaki Aa, arşivi... Hocaya dedim ki bana tayin ederken Lütfü Doğan Hocam'a Dedi Sadık dedi söz veriyor musun? Bak dedim hocam. Ben dostlar gibi dedim ben ticaret, ticaret falan. Görev alıp şey yapmayacağım de. dedim, dedi. dedim ben size dedim bir sene içinde oradan bir kitap hazırlayacağım inşallah. Söz mü söz? Geldim oraları düzenledim, edim gittim, baktım ki dosyalar sicin dosyaları, sicin defterleri. Ey kanimet. Şimdi düzenledin derken çok böyle hızlı geçtiniz. O kadar basit bir şey değil onu düzenlemek değil mi? Biraz önce bahsettiniz. Yani soba yakmak için bile bazı kaplar kullanılmış. Tabii. ayrıca saldırı defterlerinin kapakları. ıslak. Hatta bazı belgeler böyle ıslanmış kalmış. Onları kuruttunuz mesela biliyorum ben hatıralarınızla. Evet. Tek başınıza mı yapıyorsunuz? E tabii o kimse ilgilemiyordu. Bana ne diyorlardı biliyor musun? Kara direnli kömürcü başısı. Yani? La orada da, simsiyah oluyordu. Aa o yüzden. Hatta ve hatta Allah rahmet eylesin. Müftü vekili vardı Ali Fikri o zaman. İyi. ona derdim ben saat üçten sonra firar edeceğim. Sabah gelirim üçe kadar çalışıp kuruturdum. Saat üçten sonra inerdim kum kapıya. Treni beklerdim ona binerdim. Florya öte taraflar tenha idi. Oralarda gidip denize girer yıkandık gelirdim. Bu bana zevk veriyor. Çok güzel. Mesela oradaki görevimle ilgili kitap yazarken beni şikayet ettiler müfettişler şeye Tayyar Altı Kulaş'a. Pardon. Tayyar Altı Kulaş ekibi Halettin Karaman, Rahmeti Bekir Topaloğlu'na şikayet ettiler beni. Helal maaş almıyor diye. Niye? Kitap yazıyorum. Ne Bir de şu, benim yaptığım de okuduğumuz o belgeleri bunlar okuyamazlardı. Gelmiyorlardı oraya. Anladın mı? Şer'i sicillerinde, şimdi bilmeyenler için de birkaç cümle anlatın. Ne var şer'i sicillerinde? Osmanlı döneminden kalan belgeler İstanbul, var. 27 tane İstanbul Mahkemesi'nin defterleri var. <laughs> Dokun bir küsür. 27 mahkeme vardı İstanbul'un. Bütün imparatorluğun etrafında hukuki şeylere bakıyor. Evet. Onların tutulan mahkeme tutanakları tabii, bir tabii, anlamda tabii, hepsi tabii. var. Ve onlar böyle şimdiye kadar hiç e, itibaren... Abdülhamid'e millet olarak yapılmış tutamış. orada kalıyorduk. Sonra bir ara o devirdeyken ihale verdiler. Adam yok etti. Oradaki defterler ihaleye verdikleri, sicil defterlerin kapaklarındaki Ebru'ları ben toplamışım ve koleksiyon yaptım. 200 senelik Ebru bunlar. Bunlara da herkes modadır ya ismini İsmini de şunu koydum. L'origine de la vie. Hayatın kaynağı. Ebru, yüz, akı. Orada neler? Şimdi o sizin hayatınızı değiştiren bir dönem mi? İşte oldu. ne yaptım işte tabii geldim oraları tasrif ettim o defterleri. Onlar defterler nasıl? On 10 bin kadardı. Meşrat kapandığı zaman bir kısmı marişe geçmiş. Biz hiç adliyeye geçmiş. Anladın mı? Hı hı. Bir kısmı diyanete çağırmış, mahzenlere atılmış. Ben mevcut olanları ve sizin de yeni ciddi, sizin defterleri oturdum yazdım. Sabah akşam. Ve Bülent'in bitirince gittim Ankara'ya. İsmim Sadık Kesir Zindi Sağ. Gittim dedim hocam. Kaç yıl çıkar bilmiyorum ama bir şimdini yazdım size getirdim. Buyur. Yakup Üstüm vardı. Sonradan Isparta Ak Adalet Partisi milletvekili oldu. Teftiş kurulu başkanı. Çağırdı onu dedi. Yakup dedi. Basılması kaydıyla bu kitabı tetkildim. Bakın ne yazmış sağlık Allah'a. İncelemedeyken kitap... Lütfi Doğan'ı aldılar. Başak Koalisyon kurundu. CHP'li doktor Lütfi Doğan'ı yaptılar reis. Diyanete bakan bak El koydu kitaba koydu adamlara. Bunu öz tüksüreştirin. Ulan ben ders ağam kelimesini, meclis tetikadı şeniyeyi... Ne tüksüreştireceğim? Kitap gitti. Yazdım Diyanet İletişim Nötr Başkanlığı'na. Falan falanca eserimin öz Türkçe hazırlanması için tarafıma iadesini arzu edip ederim bana. Aldım kitabı, herkese verdim. Ondan sonra beş ciddi tanımladım onu işte. Evet. Bir de bana şey derdi hacımız Muzaffer uzak derdi ki Hafta inkılabı yapıldığı zaman ben buradaydım. Bu meydan var ya meydan. Haftalarca mürekkep aktı. Ve inkılap yapıldı. Hiç kimse evinde en yazmalı kitap bulamıyordu eski yazı. Evet. Akrep gibi tehlikeli görüyorlardı. E ben bunları bildiğim, ettiğim için bu. Bu dışı. Onlara da minnet etmiyorum. Çektim gittim Halettin Bey'le Beşir Bey'e. Dedim böyle böyle işte dedim bak dedim. Ben dedim bu rejimde haraç alıyor. Niye diyeceksiniz? Sizin bizim bilmem ne hocaların hepsinin canına okuyan bu sistem. Ben bunların pisliklerini ortaya koymak için elimde ne varsa yayınlayacağım. Men berre mümine feke ennema Kim bir müminin hayatını yazarsa ona yeniden hayat vermiş gibi olur. Canlandırmış gibi olur. Bekir Bey dedi ki Sadık şimdi dedi. yaz dedi yazanlarla çekemez dedi. Bir şey şimdi o, bu anlattığınız şeyler e, çok genç yaşta yaşadığınız hikayeler bir de. Yani hani böyle işte 50'li 60'lı yaşlar falan değil. Daha çok genç ve dinamik olduğunuz dönemlerde bütün bunları yaşıyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla yani çok böyle... Hızlı girmişsiniz bu mücadeleye hocam, bu dava mücadelesine çok hızlı, erken yaşlarda başlamışsınız diyor, çatışmaya. Aşk diyor, senin güzelliğin bir yer ama bende ki bu aşk olmaz. diyor. Yani, şundan, şundan yani, yani şu işe yazmak, etmek, öğrenmek, bu geçeği şey ortaya koymak, o insanlara imrenmek, ya niye onlar nasıl bilmem o bir kirli kafasından iş attı rejim bu. Ömer, Nas Ömer Nasuhi Bilmeni Erzurumlu olduğu için, Cemal Gürsel'de olduğu için Diyan Şehresi yaptılar mı yaptılar? Ne yapacaklardı? Reform bir problemdi. Çekti ayrıldı. Anladın mı? Çünkü o belayı nasıl hesap ettirdiler o. Bu minat çeşidir bu. Şimdi bahsettiğiniz yıllar 1970 71 72 evet. yıllarda Aa, yani 29 30 yaşındasınız böyle. Ya dinle şimdi. Niye? Ben Cenab-ı Peygamber'in hadis-i şeriflerine inanıyorum. Hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber buyururlar ki: "Men ra'an mucirean." "Pedi gayr biyedi." fe illem Birisi anneyi Beylemesinin de, gücü yetmesi de buzesin Yani bir kimse bir kötülük gördüğü zaman eliyle düzelsin. Buna gücü yetmesi diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmesi bu Şimdi bu hadili şerifi üzülü değil anladı. Önce biz 70'li yıllara kadar işimizden buz ettik bu sisteme. Bu düzene. İlahiyatına, hukukuna. Tıp bundan bir tekniğine ürünlerini buz et. Başka elimde bir şey geçmiyor. Şimdi bu. Niye okuyorsun? O okuyor bilmem ne yapıyor. Büyük şeyleri öğreniyorsun. Büyükler anlatıyor bilmem ne. Benim köyde bir nene vardı. Gittiği zaman köyde bana ne Padişah ne yapıyor? 70 <laughs> sene evvel padişah öldürdüğüyle gitti, gitti. O hala padişah görüyor. mahfuz ettik. Evet. Ondan sonra işte dediğim gazete bilmem ne 70'li yıllar konferanslar veriyoruz bilmem ne dilimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Anladın mı? Evet. Sonra eyleme geçtik. Onun şu ben siyasetle yazarlığı bilmem ne, ne değil. o makama gelmek değil. Bugün var olmanın ana sebebi temel değerlerini kaybetmeden bu milletin sahip olduğu muhafazakar, sağlıklı ve mülayim. Ama Esselatü Bülah, Muhammed Resulullah Vellezine ma'u eşitla valil küfârı ruhemâ'i beynehu Onunla beraber olanlar kendi aralarında merhametli. Öyle mi? Evet. Eşitli alın küfahi küfürlere karşı şiddetli ve merhametsizdirler. Bu şeyler okuya okuya bu yaza yaza bu şeyler bir de böyle bir volkanik patlamayı meydana getiriyor. Bir de diyor ki ilahiyatçılar, profesör bilmem ne dedi bu 80'li yıllar. 70 yıllar o 77 78 Sen nesin? profesör yazmıyor ama senin kitapların bizim çocukların ellerinde. E dedim ki seninki profesör kitabı öğrencilerin elinde ama onu okumuyor çünkü resmi ideolojinin izni olmadığı bu kitabı yazamazsın. Ben size resmi ideoloji aykırı şeyler yazıyor. Ya Elmalı ile ilgili yürüyenler Sürüne kitabında İnkılabın serpuşunu başına koymamak için ölümüne kadar evinde çıkmayan müfessir. O kadar diyorum. Kim bu? Elmalı. Bu layıklığa aykırıdır diyor. Bu şapkayı kastediyor. Bu asıyorlar bana altı sene üç, üç ay ceza. Ya böyle pis pis diyor.